Heyecan var mı heyecan? Yuhuu! Azgın bedenimi kızgın sularla buluşturacağım. Kesinlikle. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Arriba, 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 arriba! Acın abi. Nasıl gidiyor 50 derece sıcaklıklar? Çok sıcak diyor, konuşmak istemiyorum. Ver göçkü kolonlara. Laflara bak, laflara. Au! Öyle deyince heyecan yaptım bak şimdi. Mevzu bahis yaşamaksa gerisi teferruattır. Yürüyün, Ayvalık'a gidiyoruz. Hadi los los, çabuk olun da. Neymiş efendim? Arabada 5, evde 15. Yok artık, bisiklette de 25. Aa, şairin dediği gibi ver göçkü kolonlara. 5 saatte Edremit'e girersek 6. saat Asos'a girmiş oluruz. Oradan da Ayvacık 1 saat sürer. 7. saat Ayvacık'a girmiş olursak gün batımını Çanakkale Boğazı'nda izlemek için şansımızı zorlarız. Ondan sonra kimse üzülmesin. İzmir'den çıkıp da bir günde Çanakkale'ye giriyor diye. Ona göre 300 kilometre boru değil. Balıkesir sınırlarına girdik. Hadi o zaman sınırları zorlayalım. Çanakkale sınırlarına girelim. Oh yeah. Heyecan var mı heyecan? Az sonra azgın bedenimizi Ayvalık'ın kızgın sularıyla buluşturacağız. Oh yeah! Wow! Öyle deyince heyecan yaptım bak şimdi. Çok az sonra. Uzmanların üzerinde çok araştırıp da cevabını bulamadığı o soruya geldik. Bu yordu. Sarımsakla sakla mı saklasak? Sarımsakla mı sakla mı saklasak? Kozak Yaylası yol ayrımına geldik. Brrr. Bugün hava daha öyle olmadan 50 dereceyi buldu. Allah gölgede oturanların halini acısın. İyi ki bisiklete biniyoruz bu sıcakta. Gömeç göründü. Yuhuu! Laflara bak laflara. Bugün misafirimizsiniz, yarın gömeçlisiniz. Ey yavrum ey! Oy oy oy! Burhaniye göründü oy! Çoğu gitti, azı kaldı. 150'si bitti, 100'ü kaldı. Hadi bakalım dahte! Güzel bir yer Burhaniye. Burada sahil yerleri hep güzel. Sessiz, sakin, huzur veriyor. Burhaniye'de sevdiğim bir yer. Ören şimdi daha da güzel. Oradan geçmeyeceğiz ama. Bataklıkların içinden Akça'ya geldik be. Kaz Dağları karşısında artık görünüyor değil mi Müthiş? Bacılar sıcaktan dörtmüşler. Hemen bir röportaj yapalım. Rahatsız olma, rahatsız olma. Ne diyorsun? Kaç derece? 50 var mı? Ne diyeceğim? Bir şey demiyorum. Çok sıcak. Ve Akçay'ın köprüsünden de geçiyoruz. Güzel yer ya Akçay. Seviyorum ben. Sen de seversin. Güzel güzel köprüleri var değil mi Akçay'ın? Serin serin Akçay'ın içinde ilerliyoruz. Hoş bulduk Altınoluk, hoş bulduk. Sahile sefer dayız yolu, bisiklet yolu. Şahane değil mi? Köprüden de geçtim. Bisiklet yolu farklı belirli ama artık. Ve Altınoluk'tan da geçtik. Az kaldı artık. Gördüğün gibi yine sınırları zorluyoruz ve Balıkesir'den Çanakkale'ye ulaştırıyoruz. Küçükkuyu'ya geldik. Geldik Küçükkuyu'ya. Evet.
bizim eski bildiğimiz Asos yoluna girmek için ha böyle köprü altından geçmek zorunda kalıyoruz. İşi zorlaştırdılar. Hemen Akyaka dedin değil mi? Akyaka, Asos yolu, Asos. Nasıl şahane değil mi? Arriva, arriva, arriva! Hacı ne haber? Nasıl gidiyor ilgide bize sıcaklıklar? Yol boyu Elatov hayvanat haşeratla karşılaştık. En minikleri de bu. Sen beş oldun arkadaş. Yol boyu hep böyle Ayvaca doğru köyler ayrılıyor. 3-4 tane geçtik. Bir de yol boyu full hippie tarzı bohem, bol parası olan, kendini dünyadan farklı hisseden insanlara hitap eden camping, caravaning, bohem insanlar gelsining yerler var. Burada da böyle antikacı var. Güzel şeyler var. Asos'a geldik artık. Şurada küçük koy var. Şu rampayı geçince Kadırga koyu var. Ondan sonra da Asos var artık. El uzatınca değecek kadar yakınlaştık yani. O koyun kendi küçük, benim için anlamı çok büyük. Hayatımda ilk defa Yunus'u gördüm bu koyda. Çadırı kurmuştum buraya. Sabah bir baktım, hop! Yunus balık sürüsünü kovalıyor. Çadırın önüne geldi. Daha sonra Marmara Denizi'nde pek çok yerde gördüm. Gördüğüm Marmara Denizi'nde gördüklerim hep karaydı. Yunus diyemezsin yani. O yüzden burada gördüğüm Yunus çok özel. Bu Yunus sayesinde Yunusların ne olduğunu öğrenmiş oldum. Burada... Bir dipnot daha vereyim. Buralarda köy çok. Köylerin özellikleri her köyün farklı taşlardan yapılmış olması evlerinin. Ayrıca bu coğrafya deprem bölgesi. O yüzden buraya deprem konutları yapılıyor. Her köy için ayrı ayrı. Müthiş bir deprem bölgesiymiş burası. Ben de buraya gelmeden önce bisikletle bilmiyordum. Bir, köylerin taş evlerine hayran kaldım. İki, deprem bölgesi olmasına hayret ettim. Kadırga koyunu uzun uzun gösterelim. Koskocaman Midilli Adası tek arsada arkada. Dağların arasında kuşatılmış. Namını, hakkını, bileğinin hakkından almış. Ucu bucağı olmayan Kadırga koyu. Kadırga koyuyla yollarımız ayrılıyor. Oraya gitmemize gerek yok. Asos da kalabalık ama biz şansımızı Asos'ta deneyeceğiz. Hatta belki de Asos'ta kalmam, yarın işim kolaylaşsın diye Ayvaca'ya da geçebilirim. Çünkü yarın 195 km yolum var ve Kaz Dağları'ndan geçeceğim. Hep tırmanış. Tuttuk yani. Asos'a ismini veren Behram Kale. Bu coğrafya böyle bir coğrafya. Aşağıda bak var, bunu vurmak üstünde de Osmanlı'nın tarihi bir köprüsü var. Ona da uğramayı düşünüyoruz. Bir de şöyle Aristo babayla hatıramış olsun. Evet. Ne haber baba? İşte burada karar vermen lazım. Kapına mı gideceksin? Limana mı ineceksin? Sen ne dersin Aristo baba? Ya bana göre bir cacık yok aslında. Asos'ta insanlar abartıyor. Ama geliyorlar. O yüzden siz görün diye ben de bir kez daha iniyorum. Yoksa benim için bisikletle inmek keyifli. Asos'un bir keyfi yok. Thank you.
Yap babacım, yap yap. Merhaba, hoş geldiniz Hüseyin, o kadar. Merhaba, hoş geldiniz. Taze balıklarımız var efendim. O kadar. Buyurun buyurun deme. Buyurun deme. Ayıp ol. Evet, o köprü bu köprü, bu köprü o köprü. İşte bu, şöyle Asos'a karşı. Güzel bir yer. Taş. Dikkat çekici. Takdire şayan. Ama sahilde antik limanda bir şey kalmamış. Burada yol ayrımı var. Sağa dönersen koştura koştura Edremit'e gidiyor. Sola dönersen dağa tırmanıyor. Ayvacığa çıkıyor. Biz tırmanışçıyız. O yüzden hadi Ayvacık'a gidelim. Orada tabi bitmiyor iş. Bayramiç, Yenice, Balya, tırman aslanım tırman. 190 km tırmanış var bugün. Wow! Yol ayrımını geçtik. Devam edelim. Hem Ayvacık hem de Ayvacık'ın deresi göründü. Sevimli bir yer. Ayvacık severim. Ama oyalanmayacağız. Hemen Bayramiç'e devam. Çünkü daha fena rampalar var artık. Kolay rampaları geçtik. Şuranın sevimliliğine bakar mısın sen ya? Ufacık tefecik, içi dolu Ayvacık. Şöyle de bir hatıra alalım. Ayvacık hatırası. Kalan bu. Bugün Ayvacık'ın ilçelerini gezeceğiz. Ayvacık'ı geçtik. Ezine, Bayramiç, Çan, ondan sonra Yenice, sonra oradan Balya'ya inivereceğiz Balıkesir'e. Peyniriyle meşhur Ezine'ye geldik. Hey yavrum hey, maşallah peynirde. Ezine de güzel bir yer. Antik mantık evleri var, çarşısı falan. Modern, ufak ama modern. Biz hiç oyalanmadan direkt Bayramiç yönüne go 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 yapacağız. Bayramiç 25. Şöyle sarı sarı tarlaları da çekelim. Maşallah maşallah. Film tabi Bayramiç'ten sonra başlayacak. Şu an için mutluyuz. Gördüğün gibi termer yok. Böyle 150 km olsa 1 saatte yerim, ne olacak? Birkaç not düşmek gerekirse şu karşıdaki Sivri Dağları gördüm. Sonra yol boyu mısır, saman, elma, orman, ceviz de gördüm cevizlikte. Sonra sütçülük var. Büyükbaş. Hoş bulduk Bayramiç, hoş bulduk. Ne haber? Bayramiç'te bir cecik yokmuş, bakalım merkezi var mı görelim. Yenice tarafına devam edelim bakalım. Bayramiç'ten Çan'a bu kadar varmış. Yenice, Balya. Hadi bakalım, dağ rampaları bizi bekliyor. Çok yanlış bir zamanda geldik. Hem bugün 50 derece, hem buralar böyle gördüğün gibi kuraksal. Dağlar güzel. Ona itirazım yok. Ama acayip sıcak. Baraj bile kurumuş Bayramiç barajı. Şuraya bak ya garibim. Bayramiç hemen şurada. Tırmandık, şimdi iniş yapamıyoruz. Rüzgar var. Kuru rüzgar. Zift bile yanıyor be. Çok sıcak değil mi hacı? Of, bittik ya, 50 derece. Arkadaşım eşek. Yorumlarını bekliyorum. Yorum yapmıyor, çok sıcak diyor. Çan 20 diyor ama büyük bir yere geldik ya. Neresi bilmiyorum. Merak ettim valla. Etiliymiş. Girişinde bir maden var. Çok büyük bir yer. Ve Çanakkale yoluna bağlanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yenice istikametine devam ediyoruz. Bigadis'ten Çan'a gelmem çok uzun sürdü. Çok can sıktı. Çok moralim bozuldu. Bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Çan'a hoş bulduk. Güle güle. Kalan kilometre bu.
Ayvayı yedik. Sıcak mahvediyor. Ve özlenen kareleri yakaladık. Yeşillik, derelik, merelik, serinlik, ferahlık. Ama çok yoruldum, ayvayı yedim ya. Hani öyle böyle değil. 200 kilometre bana koymaz. Ama dumanımı çıkarttırdı bugün. Dağlarıyla, yollarıyla, yeşiliyle. Yenice bambaşka bir yer. Ama ben çok yoruldum. Sıcak. Birkaç işten sonra çana gelip. Manzara birden değişti. Moraller yerine geldi. Oh! Birazcık da açlığın da etkisi var sanırım. Şu anda bitik haldeyim. Zor pedal basıyorum. Ama şu manzarayı görünce Yenice Barajı, oh be! Ah ulan, keyifler yerine geldi. Bir şehir merkezine girelim. Erzak alalım. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra Balya'ya devam. Çok güzel manzaralar var. Gece baraj manzarasıyla oynamak istiyorum. Yenice böyle küçük, kendi halinde. Sevdiğim bir yer, yeşillerin içinde. Şimdi buradan Balya yoluna inelim bakalım. Bir yerlerde yatarız artık çeşmeyi bulunca. Nevale'yi aldık. Çantaya takmakla uğraşmadım. Şimdi burada iki tane yol var. Bir dağ yolu, şu gördüğün dağa aşıyor. Bir de bu yeni açılan yeni yol. Bu yeni yol nispeten düz. İleride birleşecek, bunlar kavuşacak. Ama bugün ben çok darbe aldım, o yüzden tekrar dağ yoluna girmek istemedim. Ha yine kavuşacağız. Baraj manzarasına kavuşacağım. İşte buradan namazgah, bu yol. 10 kilometre yazıyor. Ne olacak dersin ama of, canını okur adamın. Hem iniyorsun hem biniyorsun, hem iniyorsun hem biniyorsun. Öyle bir şey böyle, bela bela. Kalan kilometrelerde bunlar. Hep böyle gelmiş olsak buz gibi, o çınarların altından. O zaman işte şairin dediği gibi, arabada 5, evde 15. Bisiklette 25 yapardık ama maalesef. Buz gibi akan çeşmeyi bulduk. Gölgeyi bulduk. Yemekte ne var dersen, toz içecek yapıyorum. Çay yapmıyorum yaz günü. Ateş tehlikeli olduğu için. Onun dışında hazır şeyler alıyorum. Gördüğün gibi böyle maalesef. Kuru fasulye. Yanına garnitür yaparaktan bunu çeşitlendirmeye, lezzetlendirmeye, vitaminlendirmeye çalışıyorum. Önemli olan şu buz gibi çeşme suyu ve çınarın gölgesi. Geceyi de burada geçirdik. Saat 7 oldu. Güneş daha yeni yeni ısıtmaya başladı. Hem gidelim hem ufak ufak notlar verelim. Yenice 10 numara 5 yıldız bir yer. Soğuk, buz gibi. Birazcık Pınarbaşı'nı andırıyor Kastamonu. Sabah her yer ıslaktı, çiğ düşmüştü. Birazcık da ben Simav'a benzetiyorum. Simav'ı bu çiğ düşmüş haliyle hiç görmedim. Simav hep benim aklımda yeşil ve karlar içinde haliyle kalıyor. Onun dışında hem rota olarak hem coğrafya olarak herkesin gelip görmesi lazım. Yollarının dar ve işlek olması sıkıntı tabi. Ama bu gelip de görmenizi engel değil. Şöyle birazcık da çevreyi tanıtalım. Yeşilliği gösterelim. Türkiye'de Çanakkale'de bambaşka bir yer. Yenice. Yeşillerin içinde ufak notlara devam edelim. Balya'ya ineceğiz dedim ya şimdi. Balya'da Ilıca diye bir yer var. O da aynı bu şekilde böyle bir tatlı huzur veriyor. Yemyeşil. Zaten baraj kurmuşlar kıyısına. Ilıca dedikleri için. Manyas barajı mıdır, Ilıca barajı mıdır artık bilmiyorum. Yani ben anlatıyorum ama kelimeler boş, anlamsız. Mutlaka her taraf içeride var bu arada.
Hani bu yabancılarda popüler şey var, wish list, to do list falan. Ölmeden önce yapmanız, görmeniz gereken. İşte buralar Ilıca olsun, bu Yenice olsun, hakikaten böyle yerler. Bir de Simav'ı da ekle buna. Anladım. Bu Pınarbaşı da var tabii Kastamonu'da. Pınarbaşı birazcık farklı. Ama yine de bu dördünü, üçünü neyse aynı potaya sokalım biz. Yemyeşil ya. İnsan imreniyor. İmreniyorsun, doyamıyorsun pedal basmaya. Hem şöyle yanar döner S rampaları çekelim. Hem de ormanların yeşilini, keyfini çekelim. İşte bu buz gibi serin havaya, bu yeşilin böyle coşmuş güzelliğine alışan medeniyete tek dişi kalmış canavarların arasına inmek istemiyor. Ya huzur var burada ya. Rampalar çok fena ama. Bisikletçiler bu rampaları çıkamaz. Yükseliyoruz artık. Birazcık da şöyle ayağımızın altında geride kalan manzaraları izleyelim. Rampa maalesef. Rampa çok üzüyor. Ama rampanın arkasında bıraktığı manzaralarda wow dedirttiriyor. Manzaralar çok güzel ama her tarafta yol yapım çalışması var. Buraya da yol yapıyorlar. Az sonra baraj açılacak. Barajı yanımıza aldık artık. Az sonra Balya yol ayrımı verecek. Balya İdremit. Koskocaman ova açıldı gördüğün gibi. Şurada tabela görünüyor. Balya'ya döneceğiz biz. Edremit'e devam etmeyeceğiz. Ha bir de düz devam etsek burada çok büyük nahiye dediğimiz köylerden var. Böyle birkaç tane de değil. Bayağı eletof tane. Burada tarımdan dolayı ticaret var. Bu nahiyelerde, köy dediğin yerlerde hep oteller var. Balya'ya böyle çok keyifli dönerli bir iniş var. O inişe daha yaklaşmamış olmam lazım. 20 kilometre var ama yine bir döner iniş yakaladık. Çok keyifli oluyor böyle inişler. Maşallah maşallah. Kolay gelsin dayı. Sağ ol dayı. Ne yapayım? Nereye? Uyuyorum nereye? Dur bakalım. Balya'ya. Lan ya. Balya'ya Balya'ya. Balya'ya. İyi kolay çıktım rampaları ya. Aleyküm selam. Ve yine sınırları zorluyoruz. Çanakkale'nin sınırlarından Balıkesir'in sınırlarına girdik. Balya'ya artık çok az kaldı. Ben deyim 1 saat, sen de 15 dakika. Ahmet sen 15 dakikada alırsın da hatta. Dün 200 kilometre yol vardı. Çekim devam ediyor mu ediyor. O kadar hırpalandım ki 150 kilometre yapabildim. Yani o kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki orada bırakacaktım turu. Bisikletinin de sülalesinin de arasını tikerim diyecektim. Ağlayacaktım, o kadar yoruldum. Ama bugün yorgun başlamama rağmen şu an iyiyim. Yani 2 saatte 40 kilometreyi hem de rampayı yemişim. O yüzden bugün dünün acısını çıkarmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi fikrim değişti. Bugün 250 kilometreyi yapacağım. O dünün 50 kilometresini çıkarttıracağım. Nasıl 200 yapamazmışım ya ben 50 derece sıcakta. Ve yol Kuzu Pınarı'ndan itibaren bizim istediğimiz dağ yolu formatına döndü. Aynı Yenice'den çıktığımız gibi devam ediyoruz. Çınarların altından, daracık yoldan. Oo, serincik serincik. Dağlar birbiri arkasına çok güzel dizilmiş. Dağların arasında böyle ormanlar varmış. Adamın ağzı kulaklarına varıyor böyle. Arriba, 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 arriba! Oh yeah! Muhteşem, muhteşem!
Kesinlikle. Oh yeah! Bale'ye geldik. Döner bir inişi var. O inişi de yapalım. Hemen İmrin diye bağlayıp oradan Edremit Ayvalık. Ve geldik. Balya'nın rampası var işte şimdi. Balya maden kenti. Ve bu her ne madeni ise Balya'nın mına koymuş. Sıcaktan inekler bile yüzmeyi öğrenmişler. Gördüğün gibi gölde yüzüyorlar. Şapçı rampasını tırmandık. Şairin dediği gibi koy ver gitsin aslanım da. Gidiyor be, gidiyor namussuz. Hey. Köprünün altından dönüp Ayvalık dikili devam edeceğiz. Önümüzdeki kilometreler bu. İzmir'e 190 kilometre kalmış. Saat 4. Akşama girme şansınız var. Zorlayalım mı? 300 kilometre olsun mu bugün? Burhaniye'den de geçiyoruz. Atıyla, tankıyla, tüfeğiyle, uçağıyla. Ve Gömeçe'de geldik. Yandım, su içmem lazım. Ayvalık'a uğramadık. Direkt Dikili'ye sahile gidiyoruz. 3 gün bisiklete bindiğimiz yeter. Sıcak bizi mahvetti. Yarın off gün olacak. Azgın bedenimi kızgın sularla buluşturacağım. Böyle kayalıklardan atlama king, reversolar yapma king falan. Yarın öyle deniz günü olsun dedim. Dağların arkasında Kozak Yaylası var. Dağlar da muhteşem. Kozak Yaylası daha muhteşem. Ben çok yoruldum yalnız. Fazla yol yapmadık, 150 kilometre ama 2 günün yorgunluğu attık. Çadır kumları attık, karnımızı doyuramadık. Kesinlikle! Oh yeah!